İşte amirim, şüphelendiğim çocuk bu. Yani Allah muhafaza, ilaç neyim kullanıyor olmasın. Az evvel de biri de pazarlık ederken gördüm de o yüzden yordum sizi buraya kadar. Tamam, biz bir bakalım. Gazetede gördüm seni. Yıllarca aradım. Her gün dua ettim. Allah'ım şükürler olsun. Nihayet kavuştum kuzuma. Ben sizi tanımıyorum. Meral! Meral! Ben seni terk etmedim. Seni benden çaldılar. Kızım, her şeyi anlatacağım sana. Senin adın Meral değil. Yıldız koydum ben. Hem dokunmaklara ben sardım seni. Kızım yalvar. Gitme, her şeyi anlatacağım, yalvarırım. Bırak kolumu! Meral! Meral, dur lütfen! Meral'e ver. Annenin adresi dersin, oldu mu yavrum? Allah rızası için. Rica ederim lütfen. Acıyor mu? İyiyim ya, bir şeyim yok. Gençler, bir kimliklerinizi görelim. Kalk ayağa. Ne oldu, bir şey kalk, mi oldu? Ver kimliği. Geç bakayım şöyle bir üstüne hocam. Boşalt ceplerini. Ya bir şey yok ki. Burada telefonum var. Yani bozuk para var. O ne? Bilmiyorum Eylül. Karakola gidiyorsunuz, bilmiyorum. Ya gerçekten o benim değil, bilmiyorum onu. Kimin o zaman? Ya gerçekten bilmiyorum, benim değil bu. Tamam, tabii tabii. Hadi, aldım. Abi götürmeyin, Serkan kötü bir şey yapmaz. Karışmasın. Eylül, bilmiyorum kim koydu, ne oldu bilmiyorum, bunlar benim değil. Götürmeyin onu. Onun bir suçu yok. Gerçekten memur bey, bilmiyorum. Serkan! Eylül korkma, bir şey olmayacak Meral, bahçeye gelen kadın verdi bunu. Bir adres yazıyor üstünde ama.
Selam. Hoş geldin. Pizza seviyorsun galiba. Seviyorum ama kilo yapıyor diye çok yemem aslında. Yani telefon numaranı verirsen seni göreceğim diye sürekli pizza söylemek zorunda kalmam. Peki tamam. E otursana. Ya annem şirkete gitti. Babam öldüğü için işlere o bakacak artık. Hadi gel otur. Bugün Cemre'yi görmeye gittim biliyor musun? Ya eski arkadaşlarından bir tek ben iletişimi kesmedim onunla. Ne de olsa çocukluk arkadaşıyız. Beni tanımıyorsun ama vefalı biriyimdir. Cemre birçok insanın kaldıramayacağı şeyler yaşadı. Ailesini kaybetti. Hiç olmazsa arkadaşları yanında olsun. Bu iyi bir şey. Tabii canım. Ya ben de zor günler geçiriyorum mesela. Ama en azından annem var. Fakir de değiliz. Yani fakir olsak da önemli değil tabii. Ama eskiden Cemre çok kibirliydi. Şu an arkadaşı olan yetimhanedeki kızlara neler yaptığını bir bilsen. Ama Cemre değişti. Yani aynı Cemre değil. Bilmem. Gerçekten değişti mi? Yoksa mecbur kaldığı için mi böyle davranıyor? Yani bir yerlerden bir miras kalsa mesela gene eski Cemre olur belki. Siz Cemre'yle çocukluk arkadaşınız değil mi? Hı hı, evet. Annen onların evinde temizlik yapıyormuş galiba. O yüzden seninle oynamak istemezmiş. Geçen anlatmıştı. Temizlikçinin oğluyla arkadaş mı olacaktım dedi. Gerçekten böyle mi söyledi? Ya evet, ben de çok şaşırdım. Ya ben böyle bir şey yapmam mesela. Cemre yine aynı Cemre. Aynen. Anne, ne oldu sana? Ağladın mı sen? Ne oldu, üzüldün mü? Derine bir şey mi oldu? Anne bak, eğer o iyilik yetmediyse ben biraz daha verebilirim. Bilerek çıkardın o kavgayı değil mi? Sedat duysun, her şeyi öğrensin diye. Derini benden alsın diye yaptın. Anne ne yapıyorsun? Belim acıyor. Al işte. İstediğin oldu. Sedat derini benden aldı. Ne? Sen benim her şeyimi mahvettin. Kızımı, kocamı, evimi, her şeyimi aldın benden. Mutlu musun? Ha? Annen kimsesiz kaldı. Mutlu musun kader? Ya anne ben neyim? Ben de varım. Ben de senin kızınım. Değilsin. Ben seni sadece doğurdum. Benim kızım Derin. Anladın mı? Nasıl bir insansın sen ya? Bırak o çocuğu Banu. Ne biçim insansın sen? Banu. Sen karışma teyze. Buncağıza daha fazla eziyet etmene izin vermeyeceğim. Sen ne yaptıysan kendin yaptın, kendine yaptın. Git artık buradan. Rahat bırak kızı. Ağlama kızım. Gel. Anne!
abiden özür dilerim anne. Ya ben yalan söyledim, ben onun kızı değilim derim. Sen kimsesiz kalma anne. Derin de benim gibi annesiz kalmasın. Asıl sen beni paramparça ettin kader. Anne! Anne gitme! Anne! Bırak gitsin. Yok, vazgeçtim. Ey Allah'ım ya. Böyle olacak değil mi Emine teyze? Hah. Aferin. İşte böyle. Diplerinden diplerinden asınca böyle patır patır dökülmesinler diye. Keşke zahmet etmeseydin kızım. Ben fazla fazla yapıp getirirdim yurda. Ya olsun. Hem benim böyle şeyleri öğrenmem lazım. Artık her şeyi gidip marketten alamam. Rahmetli annen elini sıcak sudan soğuk suya sokturmazdı. Yaşasalardı da ben yine böyle biber dizseydim. Temizlik yapsaydım keşke. Bak ne diyeceğim. Ben bir çay dökeyim. Bazlama var, onu da ısıtayım ha. Ne güzel olur. Ha, Gökhan da geldi. Hoş geldin aslan parçam. Hoş bulduk. Aç mısın? Ben de şimdi tam bir çay dökeyim diyordum ha. Cemre, acele etme kızım. Yavaş yavaş. Tamam. Hoş
geldin. Hoş bulduk. Dün annenle okulda konuştuk da biber dizeceğim deyince yardım edeyim dedim. Hayat ne kadar garip değil mi Cemre? Bir zamanlar temizlikçi diye horladığın kadınla şimdi... Ben kimseyi horlamadım Gökhan. Öyle mi? Annemle size geldiğim zamanlar bahçede öyle tek başıma otururdum. Sen de camdan bakardın. Ama beni hor gördüğün için yanıma gelmezdin. Neden sürekli bana bunu söylüyorsun Gökhan? Ben o zaman çocuktum ya. Evet. İkimiz de çocuktuk. Ama sen hala benden bahsederken temizlikçinin oğlu diyorsun. Ne diyorsun Gökhan? Defne'ye öyle söylemedin mi? Çayın yanına şöyle kahvaltılık bir şeyler çıkarayım mı? Ben öyle bir şey söylemedim Defne'ye. Başka bir şey anlatmaya çalışıyordum. O yanlış anlamış ya da Mansur sana öyle söylemiş. Neden böyle bir şey yapsın Cemre? Oğlum durup durup niye köpürüyorsun bu kıza? Anne sen karışma. Biz sen acı çektiğini sanıyorsun değil mi Gökhan? Sana bir şey diyeyim mi? Benim yaşadıklarımın yanında seninki hiç kalır. Daha annemle babamın toprağı kurumadan arkadaşım dedim insanların tekmesini yedim ben. Ama kimseye kinlenmedim. Senin gibi yüreğimi karartmadım ben. Cemre kızım böyle olmaz yavrum. Olmaz Emine teyze. Sen üstüne alınma olur mu? Yok gelmedi daha. Kızım niye ağlıyorsun? Korkutma beni. Anne Serkan. Çocuğa bir şey mi oldu yoksa? Kaza falan mı geçirdi Allah saklasın? Mesai saatlerinde ailenden kimseyi getirme buraya. Nazan Hanım bir dur. Serkan. Serkan'ı polisler götürdü. Ne dedin sen? Thank you.
geleceğini kızım. Yıldız değilim ben. Meral'im. Anlat bakalım. Madem sen terk etmedin beni, kim camı önüne koydu? Neden yaptı bunu? Gel, burası senin evin. Benim evim yok. Ben yetimhane kızıyım. Değilsin. Gel anlatacağım her şeyi. Hadi. Hadi. Oturuyorduk. Sonra polisler geldi. Serkan'ın üstünü aradılar. Cebinde bir şey bulunca da götürdüler. Yine ne yaptın? Ne işler açtın oğlumun başına? Elin kolun rahat dursun Nazan Hanım. Ben sana kızımı hırpalatmam. Siz oğlumun üstünde tepinin, pırlanta gibi çocuğu kötü yola düşürün, ben bir şey demeyeyim. Efendim? Evet, ben annesiyim. Nereye götürdünüz? Tamam, tamam, hemen geliyorum. Kızım, Selim Bey'i bağla bana. Tamam, duruşması biter bitmez Koşuyolu karakoluna gelsin. Hemen. Allah belanızı versin. Eylül. Gel bir su iç anneciğim. Şimdi benim Serkan'ın yanına gitmem lazım. Onu orada yalnız bırakamam. Kızım. O çocuk sana da bir şey içirdi mi? Ne içirdim anne? Uyuşturucu falan işte. Bir merak, bir heves etmişsinizdir belki. Ha annem? Hayır anne. Ne ben ne de Serkan öyle bir şey içmedik. Cebine nasıl girmiş peki? Bilmiyorum. Bir yanlışlık var. Serkan öyle bir şey yapmaz. Eylül. O kadın seni yalnız bulursa paralar. Bekle, ben de geleceğim. Kızım benim. Bebeğim. Dualarım kabul oldu sonunda. Annenle geri geldin. Önce bir tanışsaydık. Adınız ne acaba? Selma. Memnun oldum. Niye böyle uzak duruyorsun? Sıkılma anne. Sıkılma bebeğim. Rahat ol. Burası senin yuvan. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Ha? İyice doyur karnını. Aç değilim. Karnım tok, tamam mı? Bu ne ya? 40 yıllık annemmiş gibi. Ben sizi ilk defa görüyorum. Öyle hemen canımı cicimli konuşmasak. Nasıl istersen. Şimdi anlat lütfen. Cami avlusuna kim bıraktı beni? Kim yetimhaneye götürdü? Tamam. Her şeyi anlatacağım. Sıcak sıcak iç bakayım. Hadi kızım. Neriman Hanım. Annem beni kaybettiğinde yıkılmış mıydı? Yıkılmadı değil mi? Derin onun için başka tabii. Kıymetlisi ya. Annelik doğurmakla değil, büyütmekle oluyor işte. Sen de onun canından bir parçasın ama derinde emeği çok.
Ha ben onu yeni buldum ama benim içim akıyor anne diye. Onu niye akmıyor? Bak bir daha buraya gelirse sakın muhatap olma, tamam mı? Hı? Hadi ağlama artık. O güzel gözlerine yazık. Hadi hadi iç sütünü de git dinle. Neriman Hanım. Annem doğru mu söylüyor? Ben mi mahvettim onun hayatını? Ne alakası var canım? Kocasıyla doğru dürüst bir ilişki kuramamış. Bütün kabahat kendinde. Aa kızacağım ama artık sende. Yani ne acı çekme meraklısın canım. Her şeye zırıl zırıl ağlanır mı? Biraz bencil ol. Ha? Hadi bakayım. Hadi iç sütünü. Hadi, hadi iç bakayım bir yudum. Soğumasın. Daha yeni doğmuştun. Bir haftalıktı. Gece ateşlendin, hastaneye götürdük seni. Sonra doktor gelip öldüğünü söyledi. Cesedini bile göstermediler bana. Sonra da kaçırıp cami avlusuna bırakmışlar demek ki. Nasıl ya? Cenaze de mi olmadı? Başka birinin çocuğunu koymuşlar senin yerine herhalde. Peki benim sizin kızınız olduğumu nereden anladınız? Gazetedeki haberde pembe bir battaniyeye sarılıydım demişsin ya. İşte bak. Buna sarıp götürmüştüm seni hastaneye ben. Beni neden kaçırdılar? Ya hayır düşmanlarınız vardı da neden içlerini benden çıkardılar o zaman? Onu bilmiyorum canım. Gerçekten bilmiyorum. O kadar mutluyduk ki. Cahit'le sevinçten gözümüze uyku girmiyordu. Sabahlara kadar başında durup seni seyrediyordum. Çekemediler mutluluğumuzu. Cahit kim? Babam mı? Evet. O nerede? Ayrıldık. Senin ölüm haberin ikimizi de perişan etti. Mecburimizin yüzüne baktıkça acı çekti. Sonra da baban gitti. Ama artık her şey bitti. Seni buldum ya. Yine eskisi gibi mutlu bir aile olacağız. Şey, bizim kızlar yani yetimhanedekiler öyle anneanne diye delirirler ama ben öyle değilim. Şey, öyle hemen alışamadım size. Sarılmasak olur mu? Tabii olur. Anlıyorum seni, haklısın. Senin bir şey yapmana gerek yok ki. İzin ver, bakayım sana. Elini tutayım. Bebeğim, güzel kızım. Ya Güney, ben seni anlamıyorum ya. Sen niye böyle sürekli yalnız kalmak istiyorsun? Yani yalnız kalınca ne oluyor onu anlamıyorum. Ne oluyor yani? Ne mi oluyor? Bu oluyor işte yalnız kaldığımızda. Ya ne yapıyorsun oğlum? Sen bana sormadan beni nasıl öpüyorsun? Tamam kızma, ben örnek vermek istedim sadece, öyle küçük bir örnek. Kızdın mı? Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan yemin ediyorum ki seni tokatlarım. Sanki yemediğimiz şey. Ya Güney! Tamam, tamam. Ulan sen lan top atmayı bile bilmiyorsun be. Diyorsun. Diyorum lan. Songül, şu futbol konusunda benimle iddialaşmaktan vazgeç artık. Var mısın lan bahse? Varım lan. Nesine lan? Şimdi gene öpücüğüne diyeceğim, kızacaksın. Kaşınma istersen. Onun nasıl olsa seni yeneceğim. Hadi gel de ifadeni alayım hadi. Çocuklar,
İki dakika şu topu alsanız arkadaşın ifadesini alacağım. Çekilin bakalım kenara. Bakalım marifetlerini görelim, konuştuğun kadar var mısın? Çak. Sen alışma ya. Aslan. Nereden aldın uyuşturucuyu? Ben almadım. Ben öyle şeyler kullanmıyorum. Ceketini başka biri mi giydi? Hayır. Cebinde ne işi var o zaman oğlum? Bilmiyorum. Gerçekten ben sadece Eylül'le parkta oturuyordum. Eylül kim? Kız arkadaşım. Ya bir anda parka üvey babası geldi. Böyle ileri geri konuştu. Biz de kavga ettik. Bir dakika ya. Kesin o yaptı bunu. Yani o koydu bunu cebime. Kemal yaptı bunu. Gerçekten inanın. Benim bundan haberim yok. Böyle pis pis sırıtıyordu. Ben kazandım falan diyerek gitti. Gerçekten inanın bana. O koydu bunu cebime. Niye yapsın ki adam bunu? Beraber olmanızı istemiyor muydu? Bakın, benim oğlum asla öyle bir şey yapmaz. Nezih, terbiyeli bir çocuktur. Alt seviyede bir kızla birlikte. Hani ne olduysa o kızın başının altından çıkmıştır bu mesele. Hanımefendi, sakin olun. Kan numunesi alındı zaten. Test sonuçları gelir gelmez, kullanıp kullanmadığını anlayacağız. Gel. Nazım Hanım, Serkan nerede? Bırakacaklar değil mi? Bak, hala Serkan diyor. Ne istiyorsun kızım sen benim oğlumdan, ha? Yetmedi mi yaptıkların? Komiserim, işte bu kız. Annesi onu yetimhaneye bıraktı. Yani ne arayanı var ne soranı. Orada artık ne haltlar yiyorlarsa. Eylül, ne diyor bu kızım? Sana laf mı çarptı? Nazan Hanım, öyle çaydanlık gibi sessiz sessiz fokurdayacağına yüzüme söyle de biz de anlayalım. Başıboş bırakmadın mı çocuğunu? Onu anlattım işte. Yalan mı? Kızıma ne suç atıyor? Senin oğlunun cebinde bulundu o zıkkım. Değil mi amirim? Gel. Serkan. Yemeğim tamam, bir şeyim yok. Sen misin bunun kız arkadaşı? Maalesef. Komiserim, kızın üvey babası yapmış olabilir diyor arkadaşı. Birlikte olmalarını istemiyormuş. İftira. Mümkünatı yok amirim. Kemal'im yapmaz öyle şey. Vallahi iftira.
yapmayacaksın gülüm. Vuracaksın topa, vuracaksın. Kaç kaç oldu lan? 3-3 berabere kaldınız abi. Penaltı atacak mısınız abi? Hadi lan, size de eğlence çıktı değil mi? Abla az kalsın seni yeniyordu abi. Bana bak oğlum, bir kız bir maçı kazanamaz mı? Hem kendinizi hazırlayın, ileride kızlar sizi çok yenecek ha. Ver sen şunu. Yürüyün lan, koşun. Koşun hadi. Spalara bak ya. Gördün mü nasıl gol attım? Vay be. Helal olsun ha. Öyle maç yapalım falan dediğinde atıyorsun sanmışım da bayağı bizim Serkan'dan iyi oynuyorsun. Herhalde. Ne oluyor oğlum? Bak bu sefer tokadımı yersin ha. Korkma korkma. Öpmeyeceğim. Hadi gidelim. Anne Serkan doğru söylüyor. Parka gelip bize sataştı. Sonra Serkan'a saldırdı. Ben size demedim mi? Seviyesiz insanlar işte bunlar. Kesin tuzak kurmuşlar oğluma. Hanımefendi lütfen biraz sakin. Sabahtan beri kafamda car car car. Kızım Üvey baban senden ne istiyor? Neden saldırdı? Babası sayılır sonuçta. Bir baba olaraktan kızını korumaya çalışmıştır. Başka ne olacak ki? Aha, biz de aptalız ya, yedik. Anne lütfen. Söylesene kızım. Sus! Serkan'ı koruyacağım diye Kemal abine iftira atma. Allah günah yazar. Yapma kızım. Belli ki bu kız konuşmayacak. En iyisi durumu ben size izah edeyim komiserim. Anne. Sen karışma. Evet kızım, seni dinliyorum. Bilmiyorum. Bizden ne istediğini bilmiyorum. Alın getirin şunu. Baş üstüne abi. Hanım adresini ver. Bak burada 2 günlüksün. Çok tatlıydın. Hala da öylesin ya. Şey, bu babam mı? Evet. Seni bulduğumu duyunca sevinçten çılgına dönecek. Hadi gel odanı hazırlayalım. İyi de ben burada kalamam ki. Yetimhaneye haber vermem lazım. Aa, merak ederler değil mi? Haklısın. E ara o zaman. Tamam. Efendim. Alo.
Neriman Hanım, ben annemi buldum. Ne? Ne annesi kızım, neredesin sen? İşte evdeyim. Yani annemin evindeyim. Ya hastanede kaybolmuşum. Aslında kaybolmamışım da doktorlar sonra öldü demiş. Sonra da beni kaçırmışlar. Ya öyle kaybolmuşum ben yani. Öyle şey mi olur kızım? Kayıp anahtarlarını mı buluyorlar? Önce gelsinler bizimle konuşsunlar. Ver bakayım onu, sen bana ver. Şey, sizi istiyor. Aa, ver canım, ver. Yıllarca kızıma çok iyi bakmışsınız. Çok teşekkür ederim. Yıldız... Yani siz onu Meral diye biliyorsunuz. Bundan sonra benimle kalacak. Deli misin hanım sen? Manavdan elma mı satın alıyorsun? Önce buraya geleceksin. Test falan yapılacak. Bakalım gerçekten senin kızın mı? Evet. Ha, kapattı. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Aa, evet, merak etmeyin. Kızım artık kendi yuvasında. İyi günler. Kimdi o? Müdürünüz müydü? Ne tatlı kadın öyle. İzin verdi mi yani? Evet. Madem annesine kavuştu tabii ki kalabilir dedi. Hadi gel odanı hazırlayalım. Tamam. Hadi. Yüzüme telefonu kapattı. Doğruyu söyledim, yüzüme telefonu kapattı. Ah Meral ah. Ne işler açtın sen başımıza?